Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe Hoca. Bugünkü konumuz biyoloji bilimine giriş. Öncelikle biyolojinin tanımını yapalım. Biyo, canlı demek, loji, bilim demek. Biyoloji, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Canlılardan kastımız nedir? Hayvanlar, insanlar, bitkiler, virüsler, bakteriler, bunların hepsini inceleyen bilim dalına biz biyoloji diyoruz. Çok kapsamlı bir bilim dalıdır ve bunun tabii ki yardımcı bölümleri vardır. Zoolojiye bakalım. Zoo, İngilizce'de hayvanat bahçesi demek bildiğimiz gibi. O zaman zooloji nedir? Hayvan bilimi, yani hayvanları inceleyen bilim dalıdır. Bu bize kopya verecek. Botanik, bitkileri inceleyen bilim dalıdır. Şifresi, ikisinin de baş harfinin B olması. Sitoloji, hücre bilimi, histoloji, doku bilimidir. Şimdi sitoloji ve histolojiyi öğrenciler genellikle karıştırır. Bakın, hücre H ile başlıyor, sitoloji S ile başlıyor. Dikkat edin, aynı harfle başlayan histoloji hücre bilimi değil, doku bilimidir. Bunu unutmuyoruz. Fizyoloji, doku, organ ve sistemlerin çalışmasını inceler. Organlarımız nasıl çalışıyor, sistemlerimiz hangi düzen içinde, bunu inceleyen bilim dalına da fizyoloji diyoruz. Anatomi, iç yapıyı inceler, iç organları inceler. Morfoloji, canlıların dış görünüşünü inceleyen bilim dalıdır. Bakteriyoloji, İsminden de anlaşılacağı gibi bakterileri inceleyen bilim dalıdır. İsmi bize kopya verdi. Taksonomi. Taksonomiyi hiç unutmuyoruz arkadaşlar. Sınıflandırma bilimidir. İleride bir ünite olarak göreceğiz taksonomiyi. Canlıları belirli özelliklerine göre gruplandıran bilimdir. Genetik, genleri inceler. İsminden de kopya alabiliriz. Paleontoloji, fosil bilimidir. İhtiyoloji, balık bilimidir. Parazitoloji. Yine ismi bize kopya veriyor. Parazitleri inceleyen bilim dalıdır. Parazit nedir? Bir yaşamak için bir konağa ihtiyaç duyan canlıdır. Bunları inceleyen bilim dalına da parazitoloji diyoruz. Entomoloji, böcekleri inceler, böceklerin yapısını inceleyen bilim dalıdır. Embriyoloji, embriyo nedir? Şimdi ona bir bakalım. Embriyo nedir? Şimdi ona bakalım. Zigottan yeni birey oluşana kadar geçen süreçteki canlıya biz embriyo deriz. Buradaki evreyi inceleyen bilime de embriyoloji adını veririz. Mikoloji, mantarları inceleyen bilim dalıdır. Baş harfleri M, gördüğümüz gibi şifreli. Viroloji, virüsleri inceleyen bilim dalıdır. Yine baş harfi şifreli olanlardan. Biyokimya, biyo canlı demekti. Biyokimya dediğimizde aklımıza ne gelecek o zaman? Canlıların kimyasal yapısını inceleyen bilim dalıdır. Mikrobiyoloji. Mikro, küçük demek. Biyoloji canlı bilimiydi. O zaman mikrobiyoloji nedir? Küçük canlıları inceleyen bilim dalıdır. Buradaki tanımına göre mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Moleküler biyoloji. Canlıları moleküler düzeyde inceler. Yani DNA, RNA. Bunları inceleyen bilim dalına da biz moleküler biyoloji deriz. Ekoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler. Yani doğada etrafımızda neler oluyor bitiyor, bunları inceleyen bilim dalına ekoloji diyoruz. Patoloji, hastanelerde çok sıklıkla duymuşuzdur. Bir parça aldık, patolojiye göndereceğiz, sonuç bekleyeceğiz derler. Burada işte o hastalıklı dokuda hastalık var mı yok mu, bunu inceleyen bilim dalına biz patoloji diyoruz. Ornitoloji, kuş bilimidir. Biyoteknoloji, bilimsel teknikleri inceleyen bilim dalıdır. Şimdi pekiştirme sorularına bakalım. Sınavlarda karşımıza sıklıkla gelen sorulardan, bu konu üzerinden sıklıkla gelen sorulardan. Aşağıdakilerden hangisi dokuları inceleyen bilim dalıdır? Şimdi ben demiştim ki sitoloji ile histolojiyi karıştırmıyoruz. Başında S varsa hücreydi, gitti. H varsa dokuydu. O zaman dokuları inceleyen bilim dalı histolojidir diyoruz. Fizyoloji neydi?
Doku, organ ve sistemlerin çalışmasını inceliyordu. Bu da gitti. Morfoloji, dış görünüşü, anatomi, iç yapıyı inceliyordu. Yine böyle sorular da gelebilir karşımıza. Öncüller verilip elememiz istenebilir. Yukarıdaki ifadelerde aşağıda verilen hangi bilim dalının tanımı yoktur? Bitkileri inceleyen bilim dalıdır. Şifresi vardı, B ile başlıyordu. Botanik gitti. Canlıların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler. Etrafımızdaki olayları inceliyordu. Ekoloji gitti. Mikroorganizmaları inceler. Yine şifreliydi. Mikrobiyoloji gitti. Doku, organ ve sistemlerin çalışmasını inceleyen fizyolojiydi. Genetikse genleri inceleyen bilim dalıydı. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.